1984 Eylül ayı İzmir'den çıktık. İki taksi. Hedefimiz Van'a gitmek. Hocaefendinin arandığı bir dönem. Bu dikkatimi çeken bir şeydir. Neyse Elaziz'de kaldık o seyahatin belli bir bölümünde. Mehmet Atalay abinin evinde kaldık. Çocukları yoktu. İki gün orada kaldıktan sonra neyse çıktık işte iki taksi. Ya bir yerde bir kamyon girdi aramıza. Taksiler arka arkaya gidiyor. Hocaefendi'nin önünde biz arkada. Araya bir kamyon girdi. Kamyona geçelim derken öndeki Hocaefendi'nin gittiği arabayı kaybettik biz. Aman. İlhan abi kullanıyor. Arkada mı kaldı acaba diye az bekledik, gelmedi. Bastık gittik, yetişemedik. Yani önümüzde bir araba yok. Telefon da yok yani 84 evet. Senesi. Aman Allah'ım ya ne olacak? Arıyoruz yok, soruyoruz yok. Yok ne oldu? Meğer onlar basmış gitmiş, hızlı gitmişler yani. Hocaefendi de bana varınca soruyormuş, nerede İlhan Beyler? Necdet Hoca nerede? Ali Candan abi de vardı. Nerede? Yok. Hocaefendi de telaşından uyumamış yani o gece. Biz zaten yollarda baka baka dura dura uçurumlara bakıyoruz. Araba düştü mü falan diye. O kadar endişelendiniz çok yani. Çok büyük. Ya Hocaefendi var orada. Evet. 84'ün. Hocaefendi gündüzleri gitmiyor genelde. Yani gece gidiyor, sabah varıyor gireceği yere. Ayrılacaksa da ertesi gün sabah erken oradan çıkıyor. Yani şehirlere girip çıkması tedbirli, temkinli kendine göre arandığı dönem. Ve biz bayağı bir 8-9 saat sonra varmışız Van'a. Yurtta tatilat, tamirat var Hocaefendi yurtta. Ama hiç uyumuyor. Hacı Kemal abi de var onun yanında. Hocam ne yapalım, ne edelim? Eğer onlar gelirse her birisi için sağ... Onlar bizim kaza geçirip yani kötü bir şey haber gelir diye endişe ediyorlar. Biz onlar için aynı şeyi düşünüyoruz evet. Yani. Eğer onları sağ salim görürsem gelirlerse birer koyun keseceğim, bu Van'da dağıtacağım diyor Hacı Kemal abi, o cömert. Hocaefendi diyor ki onları sağ gördüğümüz zaman bir koyun kesmek ne diyor, birer deve keseriz diyor yani. Derken gecenin belli saatinde biz içeriye giriverince Hocaefendi o kadar sevindi ki, o kadar Hacı Kemal abi. Ya hocam bırak ben bir oynayayım dedi ya, o harmandal oynar o aydın havasıyla. Hocaefendi hepimizi sarıldı, bir öptü filan. Bu benim için ölüm, memat yani hayat meselesi. Yani ölmüş bir adamın yeniden dirilmesi gibi oldu bizim için. Hayatımda dikkatimi çeken en orijinal hatıralarımdan bir tanesi budur. Binlercesinden aklıma ilk gelen evet. Olarak da. Subhanallah. Evet. Çok zayıf söyledim. Çok abi, o kadar etkilendim ki yani. Çok önemli. Onu bile söyleyemedim. Sizin duygunuz nasıldı bu ara? Çünkü Hocaefendi olsun. Siz de aynı sevinci siz de yaşadınız tabii herhalde. Çok yaşadım. Hocaefendi'nin arabasını orada görüyoruz. Evet. Tamam, varmışlar demek ki. Ya, varmış dedik yani. O endişenizi Hocaefendi'ye bir şey olmayacağına inanırız da. O giderken bir yerde mola verdik. Bir ilçenin içinden gittik. Hocaefendi hani o tarafta yol var, bu tarafta yol var. Böyle arada marketler, satış merkezler. Market değil de bakkaliye gibi. Herhalde o Erzincan şeyden Bingöl'den geçtikten sonra artık hangi köyse o veya beldeyse Hocaefendi şu bakkaldan bir şey alalım dedi yani. Ben de Hocaefendi'nin arabasındaydım. Zafer abi durdu. Fatih Hocaefendi kendisi gitti hemen. Orada yaşlı bir amca böyle. Sizler kimlersiniz filan dedi. Hocaefendi şunu istedi, bunu istedi, ne istedi. Birkaç yolda bisküvit türünde bir şey yani. Çerez. Nereden geliyorsunuz filan dedi. Hocaefendi'nin ismi çok meşhur ama siması meşhur değil. Hocaefendi'nin evet. Ses kasetleri var fakat fotoğrafı yok. Şey yok, fotoğrafı yok, videosu yok. 84 senesi evet. Ya. Arandığı bir dönem. İzmir'den geliyoruz dedi Hocaefendi.
Aa, İzmir'den. İzmir'de dedi mübarek bir zat var dedi. Bilmiyorum ki tanır mısınız dedi yani. Fethullah Gülen Hoca Efendi dedi. Allah Allah. Var. Ben ona aşığım. Dua ediyorum şu dünyevi gözle bir defa görsem dedi yani Allah ölmeden Allah. Önce. Subhanallah abi, burada. Subhanallah. Buraya. Tabii bu subhanallah. Subhanallah. Ve tanır mısınız bilmiyorum. Hoca Efendi tanırız dedi. E bir, o zaman bir garipten böyle bir selam. Hoca Efendi aranıyor. Hoca Efendi hatta bize diyor ki bana saygılı davranmayın diyor. Ama bizde refleks olmuş, oluşmuş. Adam öyle dedi. Hoca Efendi selamını aldı onun. Çıktık arabaya bindi. Hoca Efendi ağladı yani dedi bu. Ne samimi adammış dedi. Evet. Dünyevi gözle görmek istiyorum dedi adam. Ağladı adam. Ve gördü yani aslında orada görmüş oldu. O da hayatımda orijinal hatıralarımdan bir tanesi. Buna Zafer abi de şahittir. O da geldi arkadan çünkü. Ama o beldenin veya ilçenin adını unuttum yani. Çok yaşlı bir adamdı. Bu tür belki de bir sürü hatıranız vardır abi. Çok ya. Bir tane daha anlatayım mı? Anlatın. Erzincan'a geldik dönüşte. Erzincan'da yukarıda bir ana caddenin üstünde bir cam var. Önünde çay bahçesi var. Orada oturuyoruz masada. Hoca Efendi'nin gözlüğü vardı. Gözlüğünün kenarındaki o vida düşmüş. İlhan abi de onu tamir ettirmeye götürdü. İlhan abi bekliyoruz. İşte orada bir çay dağıtan caminin bahçesi. Yaşlı bir amca var sakallı şey yani garsonluk yapıyor. Hoca Efendi benim yanımda saygılı davranmayın diyor. Hatta biriniz bacak bacak üstüne atsın diyor. Ama biz tabii onu yapamayız. O yaşlı amca da geliyor. Efendim siz kimsiniz? Sizi tanıyacak gibi oluyorum diyor Hoca Efendi'ye. Millet dolu yani. Hmm. İlk son bahçede Eylül ayı yani. O Van seyahatinden dönüşte. Hoca Efendi misafiriz. Allah'ın kuluyuz diyor. Adam tabii bir şey öğrenemiyor. Gidiyor yine çay dağıtıyor. Az sonra yine geliyor. Efendim ben sizi tanıyacak gibi oluyorum. Kimsiniz? Allah'ım. Neyse. Kestanepazar talebelerinden Hoca Efendi'nin bir talebe vardı. Neydi adı ya şimdi aklıma gelir. O Diyanet'te müfettiş olmuş. O camiyi teftişe gelmiş. Camiden çıkınca Hoca Efendi'yi görüverince, Hoca Efendi'nin talebesi zaten senelerden beri görmüyor ama. Hemen geldi hocam dedi, nerede özledim dedi filan, elini ayağını öpüyor, eğiliyor. Hoca Efendi, bütün millet daha masalardan bize bakıyor. O adam anladı bu, tamam ben tahmin ettim. O da geldi hocam filan dedi. Yani Hoca Efendi, Erdin. Erdin diye bir arkadaştı o. Hayattaysa, duyarsa buradan selam ediyorum. Erdin'in Kestane Pazarı'nda büyük hatırası da var da onu geçiyor. Hoca Efendi olmadığı zaman sabah namazından kalkamazdı o. Yani İsmail Hoca, talebe başkanı, kapıdan bağırırdı. İsmail Hocam'dan izin aldım daha önce bunları anlatmak için. Ula Erdin! Ula hala yatıyor mu? Denizli şivesi. Ula hala yatıyor mu? Ula burası annenin evi mi derdi. İşte o Erdin Diyanet İşleri Başkanlığında müfettiş olmuş. Hoca Efendi'yi görünce böyle bir sarıldı filan. Hoca Efendi gidelim dedi buradan. Yani Erdin Bey yapma bak biliyorsun. Yani o hiç takmıyor bile yani. Hoca Efendi'nin elini öpmeye, ayağını öpmeye kalktı. O adam yine geldi, diğer cemaat da fark etti. Fethullah Hoca'ymış falan diye aranıyor. Abo. Oradan hemen ayrıldık gittik yani. Bu da dikkat çekici bir hatıra. Evet. O zaman hoca